Bugün bir Instagram otomasyonunu, Instaflow'u ve Instaclone'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu programlarla birlikte Instagram'daki neredeyse her işleminizi otomatikleştirebiliyorsunuz. Hatta normalde mobilde, telefonda yapamayacağınız birçok işlemi bu programlar aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Örneğin hikaye planlayabiliyorsunuz. Paylaşımlarınızın açıklamalarını ChatGPT'ye yani yapay zekaya otomatik olarak yazdırabiliyorsunuz. Ve birçok özellik var arkadaşlar. Darphane'ye hoş geldiniz. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bu videolardan faydalanmak için kanala abone olup bildirimleri alt kısmından tümünü işaretleyin ki yeni bir video paylaştığımda sizler de haberdar olabilin. Yıllar önce de birkaç defa tanıttığımız, şu anda ekranda gördüğünüz gibi, bakın 3 yıl önce başka bir videom daha var 3 yıl önce. Mesela şu video da benim. Yani daha önce de tanıtmıştık arkadaşlar. Tabi Instaflow kendini geliştiriyor, yani böyle sürekli güncelleme yapıyor. Instagram da kendini güncellediği için tabii ki de bu Instaflow da kendini güncelliyor. Şimdi sizlere detaylı olarak Instaflow nedir, nasıl kullanılır, neler yapılabilir ve sonradan çıkan, yani sonradan dediğim epeydir var ama en azından şu videoları çektiğimde yoktu. O yüzden o videolarda hiç bahsetmemiştim. Sonradan çıkan Instaclone programını da göstereceğim arkadaşlar. O da çok acayip bir şey. Yani cidden hayat kolaylaştıracak ve Instagram sayfa yönetiminizi tamamen otomatik hale getirebilecek iki farklı programı detaylı olarak sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi ben normalde MacBook kullanıyorum biliyorsunuz. Ama bir Windows bilgisayarım daha var. Hemen uzak masaüstü ile Windows bilgisayarıma bağlandım. Çünkü şu an için bu programlar sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. İleride umarım Mac'e de gelir. Çünkü güzel olur yani. Çünkü niye Windows'a bağlanayım ki? Ama şu anda Windows'a bağlandım ve Windows'un ekranındayım. O yüzden bir tık ekran farklı gelirse uzak masaüstü bağlantısıyla yönettiğim için. Ama sizin bunu yapmanıza gerek kalmıyor. Bu kadar detaylı bir konu değil. Birçoğunuz zaten Windows kullanıyor. O yüzden sizlik bir problem yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle Instaflow nedir? Şöyle bir bakalım. Ben de zaten kuruluş anda kullanımını da detaylı olarak göstereceğim. Instaflow başta da söylediğim gibi Instagram'da yapabileceğiniz birçok işlemi otomatikleştirmeye yarayan bir program. Bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Hesabınızla giriş yapıyorsunuz ve sonra ne yapmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Peki neler yapabilirsiniz? Önce kendi sitesinden biraz bahsedeyim. Yani daha doğrusu kendi sitesi nasıl tanıtmışlar onları size göstereyim. Sonra direkt zaten program burada kurulu. Detaylı olarak programı açıp da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diyor ki öncelikle Instaflow'da hesap sınırlaması yok. Yani istediğiniz kadar hesabınızı Instaflow'da açıp yönetebiliyorsunuz. Türkçe ve İngilizce dil destekleri var. İki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Instaflow'ı gelişmiş spam algoritmaları var. Yani hesabınız spama düşmemesi için çeşitli önlemler almışlar. Hani bu önlemler arasında atıyorum belli sürelerde işlem yapmak gibi şeyler var. Benim bilmediğim birçok işlem vardır muhtemelen de. Almışlar yani önlemlerini. Zaten yıllardır bu işi yapıyorlar. Bayağı da bir kullanıcıları var. O yüzden hani yani sağlam çalıştıklarını biliyorum. Yıllardır takip ettiğim için ve zamanında bir süre kullandığım için bunları güvenle söyleyebilirim dostlar. Şimdi diyor ki Instagram'da gerçek bir kullanıcının yaptığı tüm davranışları taklit eder. Hatta ekrana dokunuşlarınızı ve yerlerini daha Instagram'a gönderir. Yani bir bot gibi çalışmıyor arkadaşlar. Sanki siz telefonu elinize almış da işlemleri yapıyormuşsunuz gibi o simülasyonu yaratıyor. Yani atıyorum telefonun boş bir yerine tıklıyor, kaydırıyor falan. Bu verileri Instagram'a gönderiyor ki Instagram bot olduğunu düşünmesin, bunun bir telefon olduğunu düşünsün. Burada da söylediği gibi sanal bir Android cihazını taklit ediyormuş ve son sürüm Android cihazlar üzerinden işlem yapılır diyor arkadaşlar. İçerisinde 200'den fazla yeni çıkan akıllı cihazlar bulunur ve sürekli güncellenir. Her giriş yapılan hesaba farklı bir cihaz verilir. Bu cihazın ID'si, sim numarası, IMEI numarası tamamen benzersizdir diyor gibi arkadaşlar. Tabi bunlar bir tık detay konular. Çok da bunları yani videoda söyleyip de videoyu uzatmak istemiyorum. Takip işlemlerini otomatik yaptırabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki atıyorum şu sayfayı takip eden herkesi takip et. Şu gönderiyi beğenen herkesi takip et. Bu gibi komutlar vererek bu işlemleri otomatikleştirebiliyorsunuz. Takipten çıkarma işlemleri atıyorum. Mesela 100.000 kişi takip ediyorsunuz. Bunları tek tek çıkaramazsınız. Abi herkesi çıkart. Ya da mesela sadece kadınları takipten çıkart. Ya da sadece erkekleri çıkart gibi. Birazdan göstereceğim. İşte beğeni işlemleri atıyorum. Ana sayfadaki çıkan bütün gönderileri beğen. Böyle insanlara aktif bir hesapmış gibi bildirim göndermiş olursunuz. Ya da işte burada gördüğünüz birçok işlemi yapabilirsiniz. Yorum işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Örneğin işte gönderime yorum yapan, atıyorum gönderime elma yazan, yani elma diye yorum yapan herkese yanıt ver, şu yanıtı ver ve şu mesajı at, şu özel mesajı at gibi
gibi komutlar veriyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında işte gönderi paylaşımı, hikaye paylaşımı, reel paylaşımı ve bu paylaşımların planlaması. Yani atıyorum 5 saat sonra şu hikayeyi paylaş gibi. Normalde Instagram'da reel paylaşımını planlama özelliği var. Bunu zaten Instagram'da yapabiliyorsunuz ama mesela hikaye paylaşımını planlayamıyorsunuz. Ama bu yazılım size bu imkanı da veriyor arkadaşlar. Bunun dışında birçok burada özellik sunuyor gördüğünüz gibi. Gelin bunları program içerisinde inceleyelim. Şimdi programın şöyle bir arayüzü var. Programı nasıl kurabileceğinizi, nasıl alabileceğinizi ilerleyen dakikalarda anlatıyor olacağım. Ama hani merakınızı hızlı bir şekilde gidermek için önce programın direkt kullanımını gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir tane öylesine sayfa oluşturdum sizlere gösterebilmek için. Para babası motivasyon diye hemen bir logo da tasarladım. Şimdi bu hesabı InstaFly ve InstaClone aracılığıyla birlikte kasacağız. InstaClone çok daha güzel bir şey arkadaşlar. Onu da göstereceğim merak etmeyin. Ama önce biraz InstaFly'dan bahsedeyim. Şimdi InstaFly'dan neler yapabiliriz? Öncelikle InstaFly'ı kurduktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınıza bu arada giriş yaparken girdiğiniz şifre sadece sizin bilgisayarınızda tutuluyor. Zaten bu program sizin bilgisayarınıza kurup bilgisayarda çalıştırdığınız bir yazılım. Yani karşıya veri göndermiyor. Yani bu yazılımın bir merkezi falan yok, bir sunucusu yok. Oraya veri göndermiyor. Tamamen sizin bilgisayarınızda çalışıyor. Bu yüzden şifreleriniz güvende, onu söyleyebilirim. Şimdi takipçi işlemleri kısmında yapabileceğiniz şeyleri göstereyim. Sizi takip edenleri geri takip edebilirsiniz. Bakın şu komutla. Belli bir kullanıcının takip ettiklerini takip edebilirsiniz. Belli kullanıcıların takip ettiklerini, atıyorum 10 tane sayfa yazıyorsunuz siz yazılıma ve diyorsunuz ki bak şöyle göstereyim. Kullanıcı adı, ben tabii kendi hesaplarımdan göstereceğim. Burada kimsenin aklına şey yaratmamak için. Şimdi diyeceğim ki Muratcan Safyürek Reels hesabının takip ettiği 100 kişi takip edilsin. Hatta ekle dedim abi. Şimdi bak Muratcan Safyürek Reels'ın takip ettiği 100 kişiyi takip et dedim. Başka bir hesabımı giriyorum. MCS sokaklarını takip ettiği 50 kişiyi takip et diyorum. Buraya istediğim kadar sayfa girebilirim. Diyelim ki listemi tamamladım. Bundan sonra buradan farklı özellikler seçiyorum. Mesela gizli kullanıcılar takip edilmesin. Yani adam profili gizliyse takip etme abi. Hiç. Çünkü takip isteği atıyorsun. Adam kabul edecek mi etmeyecek mi? O saatlerce, günlerce, aylarca bekleyecek mi o istek? Hiç risk almayayım. Ben sadece profili açıkları edeyim. Mesela burada tam zıttı var. Açıklar edilmesin. Ben açıklar edilsin istiyorum. Bunu boş bıraktım. Beni takip edenler takip edilmesin. Çünkü ben mesela atıyorum takipçi kasmak istiyorum ve beni takip etmeyen insanları ediyorum ki onlar da beni etsin. Ama zaten beni ediyorsa kasmama gerek yok. Mesela erkek kullanıcılar takip edilmesin. Ben atıyorum kadın giyim mağazasıyım ve erkeklerle işim yok. Sadece kadınlara işlem yapmak istiyorum. Buradan bunu seçiyorum. Geçmişte takip ettiysen birine onu takip etmeyeyim. Yani diyelim geçmişte takip ettim. Beni takip etsin diye sonra takipten çıktım. Onu bir daha takip etmeyeyim. Bunu böyle seçiyorsun. Tabi bu veriler yazılımda tutulduğu için, senin bilgisayarında tutulduğu için senin geçmişte takip ettiğin kişilerin verisi yazılım içerisinde bulunuyor. Bunun dışında arkadaşlar ayarlar 2, 3 burada farklı detaylar da girebiliyorsun. Mesela takip edildikten sonra takip edilenin gönderisi beğenilsin. Kaç tane? 2 tane gönderisi beğenilsin. Takip edilenin hikayeleri izlensin. İzlenen hikaye beğenilsin. Böylelikle aslında hem insanları takip ediyorsun hem etkileşime giriyorsun. Böylelikle dikkat çekiyorsun ve o insanlar da seni takip ediyor. Senin bunu otomatik olarak yaptığını, yazılımla yaptığını bilmedikleri için aa diyor ne kadar ilgili bir mağaza, takip ettiği gönderilerimi beğendi, hikayemi izledi, hikayemi beğendi. Bunlara dikkat ediyor. Yani bunlarla ilgi çekiyorsun aslında. Profil resmi olmayanları takip etmek istemiyorum abi. Fake hesap olabilir diyebilirim. Ya da takip edilen kullanıcı sessiz alınsın. Yani bildirimleri bana gelmesin, beni rahatsız etmesin. Burada atıyorum medya sayısı 0'ın altındakiler, tabi 0'ın altında diye bir şey olmaz ama 5'in altındakiler takip edilmesin. Yani adamın en az 5 tane paylaşımı yoksa ben bunu takip etmeyeyim. Çünkü fake hesap olabilir. Aktif hesap istiyorum. Takipçi sayısı en azından 200'ün üstündeyse, altındaysa atlansın. Yani 200'den az takipçisi varsa yine fake olabilir, atlansın. Takip ettiği kişi 200'ün altındaysa, ya da hadi bunu da minimal yapalım. 100'ün altındaysa, çünkü adam 10 kişiyi takip ediyorsa muhtemelen beni takip etmeyecek geri. Bunu böyle şey yapabilirim. Son gönderi üzerinden mesela 90 gün geçtiyse, 3 aydır paylaşım yapmadıysa takip etmeyeyim gibi gibi, burada bakın çok detaylı şeyler var. Ya da mesela listedeki kelimeleri içeriyorsa atla. Sallıyorum rakip firmanızın ismi ya da onunla alakalı böyle istemediğiniz sayfaların kategorisini belirten bir kelime, atıyorum İçinde başarı geçen sayfalar takip etme kardeşim benim istemiyorum gibi gibi.
sallamasyon bir şey bilgi verdim şu an. Böyle bir filtre girebiliyorum. Bunun dışında burada takip işlemin ne sıklıkta yapacağını ben belirliyorum. Yani diyor ki 10 ile 25 saniye aralığında bir zaman bırak iki takip arasında. Yani diyelim ki birini takip ettin. En az 10 saniye, en fazla 25 saniye bekle, sonra ikinciyi takip et. Sonra bir daha bekle, sonra üçüncüyü takip et. Bir daha bekle, dördüncüyü takip et. Bunu böyle yaptırma sebebim, anında da yaptırabilirsin programı normalde, teknik olarak mümkün ama düşünsene saniyede bir kişiyi takip etmen normalde mümkün değil ve Instagram bunu spam olarak algılayabilir. O yüzden böyle bir algoritma yapmışlar. Bu süreler içerisinde takip etme işlemini başlat dediğinde şu iki sayfanın takip ettiklerini takip etmeye başlıyor. Evet, bakın gördüğünüz gibi Akgün Doğaç'ı takip etti. Sonra bir yabancı sayfa sanırım, spor sayfası olması gerekiyor. Bunu takip etti. Bakın takip ettikten sonra gönderisi beğeniliyor, hikayesi görüntüleniyor, hikayesi beğeniliyor. Hani bazılarınızın karşısına çıkmıştır ya abi, birileri benim, yabancılar benim hikayelerimi beğeniyor, işte hikayelerimi izliyor. Kim lan bunlar falan, böyle her hikaye attığımda tak diye izleniyor falan. İşte bunları genelde bu tarz yazılımlarla yapıyorlar. Gördüğünüz gibi takip işlemlerine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bunun dışında neler yapabiliriz? Şimdi ben bu sekmeyi aşağıya da alabilirim. Buradan farklı bir işlem de açabilirim. Bu devam eder ama ben bu işleme çok devam etsin istemiyorum. O yüzden bunu kapattım. Şimdi takip işlemi için farklı şeyler de var. Mesela bakalım. Mesela havuz sistemi var. Bakın havuz sistemi, az önce size aslında kısaca bahsettim. Daha önce takip isteği gönderilenler havuz sistemine alınıyor. Ve bundan sonra siz buradaki havuzu boşalt butonuna basmadığınız sürece o kişileri bir daha asla yazılım takip etmiyor. Çünkü yani zaten daha önceden istek atmış. Tekrar niye takip etsin? Ama siz havuzu boşalt derseniz bu hazneyi boşaltmış oluyorsunuz ve tekrardan o kişiler takip edilebilir oluyor. Bunun dışında beyaz liste ve kara liste var. Kara listeye eklediğiniz kullanıcılar asla takip edilmiyor. Yani diyelim ki siz birini sevmiyorsunuz ya da bir sayfayı bir şekilde takip etmek istemiyorsunuz. Ama otomatik işlem yaparken o sayfa takip edilebilir. İşte buraya onu ekliyorsunuz. Sallıyorum. Kişisel hesabımı ekleyeyim burada da. Bunu böyle eklediğimde diyorum ki Muratcan Safyure'yi hiç takip etme. Beyaz listede mesela diyelim ki takip ettiklerini takipten çıkarıyorsun. Bunu hiç çıkarma. Mesela Muratcan Safyürek Akademi'yi de buraya ekleyeyim. Bu sayfayı asla takip ettiğim kişiler arasından çıkartma diyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıkıyorum takipçi işlemlerinde. Belli bir gönderiyi beğenenleri takip etmek için burayı kullanıyorsun. Bak tıkladım buraya, gönderi linkini yapıştırdın. Takip listesini ekle dedin deminki gibi ve işlem açtın. Bunun dışında belli bir kullanıcının gönderilerini beğenenleri takip ediyorsun ya da belli bir gönderiye yorum yapanları takip ediyorsun ya da işte belli kullanıcıların gönderilerine yorum yapanları gibi gibi. Ya da diyelim ki senin hesabın gizli hesap, yüzlerce takip isteği var. Onları buradan otomatik olarak onaylayabiliyorsun. Sizi takip edenleri silip profilini temizleyebiliyorsun ya da belli kullanıcıları toplu olarak engelleyebiliyorsun. Buraya liste halinde bunları yazabilirsin. Bu içe aktar dışa aktar seçeneklerini de birazdan gösteririm size. Şimdi bunun dışında arkadaşlar, toplu işlem araçlarında da bakın yakın arkadaş gibi, işte beğenilen, kaydedilen, gönderiler gibi birçok aslında Instagram üzerinde yapabileceğiniz işlemi de buradan otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Bunun dışında otomatik olarak yorum yanıtlama var. Mesela diyelim ki benim videolarımda da görmüşsünüzdür, başkalarının videolarında da görmüşsünüzdür. İşte bir adam bir şey yazıyor, yani diyor ki yoruma şunu yap ve anında cevap veriyor. Mesela yorum yapıyorsun, cevap veriyor. Mesela diyor ki işte yoruma para yaz diyor mesela, tamam mı? Ve anında şu cevap geliyor. İşte bu böyle oluyor. Yani içinde para geçiyorsa şu yorumu yap diyorsun. Ve şuradan başlat diyorsun. Tabii şu an sayfada içerik yok, o yüzden çıkmadı. Yani benim sayfamda içerik yok, o yüzden çıkmadı. Ama olay bu yani. Burada bu arada tikli olarak kişi takip edilmiyorsa önce takip edilsin. Yanıtlana yorum önce beğenilsin. Ben bunları devre dışı bırakıp işlem açardım. Tabii ki siz kendi isteğinize göre işlem yaparsınız. Şimdi bunun dışında arkadaşlar buraya tekrar geri döneceğim ama farklı özellikleri de göstermek istiyorum. Mesela benim en çok hoşuma giden özellik planlama. Bakın paylaşım zamanlama işlemleri. Bu noktada dediğim gibi mesela reel paylaşımını siz planlayabiliyordunuz ama hikayeyi zamanlayamıyordunuz. İşte bakın hikaye zamanla kısmından
Hemen bilgisayarımdan bir tane hikaye seçeyim. Şöyle yüklenmesi uzun sürer diye şöyle fotoğrafı seçtim. Şu an 20.34 otomatik olarak 10 dakika sonrasını seçti. Mesela diyorum ki ben bu gece 23.00'da bu hikaye atılsın. Ama ben uyuyor olacağım ve ben atamayacağım. Hemen sıraya ekle diyorum arkadaşlar ve başlat diyorum. Başlat dedikten sonra bunu aşağıya alabilirim. Zamanı geldiğinde o işlem otomatik olarak yapılacak. Ha, bu arada hızlı paylaşma işlemlerinden anında gönderi, işte hikaye gibi şeyler paylaşabiliyorsunuz. Bu noktada bakın hem planlama kısmında da var hem buradaki kısmında da var. Hikaye paylaş kısmında bakın buradan TikTok, YouTube short linki kısmını seçiyorsun abi. YouTube'daki bir videoyu alıyorsun, short videosunu. Linkini koyuyorsun. Aldım bunun linkini, kopyaladım. Geldim yazılıma, Instafly'a. Bunu buraya koydum. Tamam mı? Ve getir dedim abi. Getir dedikten sonra gidiyor o videoyu indiriyor ve Instagram'a yüklüyor. Ve sonra tabi burada yükleme bir tık süre aldı, zaman alıyor. Hikaye paylaş dediğinde zaman alıyor dediğime bakma. 5-10 saniye sürdü. Ve şu anda da hikaye paylaşılıyor. Şu an Instagram'a o short videosunu hikaye olarak yüklüyor. Bakın burada da komut veriyor. Önce video indiriliyor dedi. Şimdi de video yükleniyor dedi. Ve bekliyorum. Hikaye yükleniyor dedi. Ve hikaye yayınlanıyor dedi. Burada geçen süreyi şey yapmayı bence Instagram, yani ben mobilden de paylaşırken video yüklediğimde genelde hemen hemen aynı süre gidiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada story'nizi atarken buradan birilerini de etiketleyebiliyorsunuz. Bakın hikaye yayınlandı arkadaşlar. Şu an mobilden bakan birisi hikayemi görebilir. Hikaye görüntüleme işlemlerinde belirli kişilerin hikayelerini görüntüleyebilirsin. Mesela ana sayfadaki herkesin, yani takip ettiğin herkesin hikayesini görüntüleyebilirsin. Böylelikle aktif bir insan olursun. Canlı yayın işlemlerini bu uygulama, yani program üzerinden yapabilirsin. Mesela normalde telefondan yayın açacağında atıyorum bilgisayarına bağlı bir kamerayı kullanamazsın ya da bilgisayarın ekranı paylaşamazsın gibi gibi. Ama buradan canlı yayın işlemleri kısmından istediğin gibi bilgisayarında olan bir kamera ya da bilgisayar ekranı vesaire paylaşabiliyorsun. Açıklama düzenleme işlemlerinde otomatik olarak açıklamaları düzenleyebiliyorsun. Gönderi, silme, arşivleme falan, bunları zaten ne dediğini anlayabilirsin. Yapay zeka gönderi açıklaması üretme. Burada eğer ChatGPT'nin API'ını alıp burada ChatGPT'nin API'ını buraya bağlarsanız arkadaşlar otomatik açıklama yazısı üretebilir paylaşımlarınızda. Bunun dışında dostlar özel mesaj işlemlerinde başka ne var? Otomatik özel mesaj yanıtlama var. Takip edene otomatik mesaj gönder. Mesela takip eden herkese beni takip ettiğin için teşekkür ederim. İşte Telegram grubuma da gelmek istersen işte linki bu gibi mesela mesaj atabilirim. Ya da ben bir mağazaysam mağazamın linkini bir indirim kuponunu atarım ki insanlar satın almaya yönlendirebilirim insanları. Yani yapay zekayı yine buraya bağladığınızda ChatGPT'yi özel mesajları ChatGPT tarafından, yani yapay zeka tarafından otomatik gönderilebilir. Yani adam ne yazdıysa ona göre bir mesaj gönderir. Toplu işlemlerde başka neleri tanıtmamıştım, şöyle bir hızlıca bakıyorum. Liste işlemlerini biraz size göstereyim. Mesela diyelim ki siz random bir işlem yapmak istemiyorsunuz. Ya yani diyelim ki şunun takip ettiği kişileri takip et gibi bir şey yapmak istemiyorsunuz. Şöyle bir şey istiyorsunuz. Kullanıcıyı takip edenleri kaydet kısmına geliyorsunuz ve buraya sayfanın ismini giriyorsunuz ve kullanıcı bilgilerini getir diyorsunuz. MCS sokakta benim diğer bir sayfam. Şimdi bu kullanıcı bilgilerini getir dedim. Buradaki yine filtrelemeyi yaptıktan sonra kullanıcıları kaydet dediğimde bu kişiyi takip edenleri bir metin belgesine kaydediyor. Bakın buradan hızlı bir şekilde kaydediyor. 49 kişi oldu, 72 kişi oldu, kaydetmeye devam ediyor. Şimdi burada binlerce kişiyi kaydettikten sonra bu bir metin belgesi. Siz böyle istediğiniz kadar liste kaydedin. Diyelim ki farklı durumlarda 20 ayrı liste kaydettiniz. Sonra tüm bu topladığınız insanlara toplu işlem yaptıracaksınız. Oradan da diyelim ki işlemimiz ne olsun, sallıyorum. Bu listelerin, yani bütün bu 10-20 metin belgesindeki tüm insanları ben takip etmek istiyorum abi. Bunun için liste takip işlemlerine geliyorum ve içe aktar kısmından bu kullanıcıları, yani bu metin belgesini içeriye aktarıyorum. Demin yarıda kestiğim için 115 kişi geldi. Bıraksam 10.000 kişi falan var takipçi o sayfada. Hepsi gelecekti. Şimdi diyelim ki 115 kişi aktardım. Sonra ekle edelim farklı bir metin belgesini aktardım içe aktar kısmından. Tabii şu an farklı değil ama aynısı olduğu için bir şey değişmedi. Böyle 10 tanesini, 20 tanesini metin belgeye aktardım. Aktarım sonrasında buradan işlemimi başlatabilirim. Bilirim dostlar. Liste işlemleri kısmında mesela atıyorum keşfette bulunan kişileri kaydet, arama sonucu, bir arama yaptın orada çıkan kişileri kaydet gibi bir sürü işlem var. Arkadaşlar bunları tanıtmam sabaha kadar sürer, gerisine siz bakın. Instaclone'a geçiyorum. Instaclone daha da güzel bence, nedenini söyleyeyim abi. Şimdi Instaclone ne biliyor musun? Etik midir değil midir burası size kalmış ama ben size programın nasıl kullanıldığını gösteriyorum. Şimdi siz bir hesabınız var, yine Instaclone'a giriş yaptınız abi. Sonra
sonra diyorsunuz ki kullanılacak bir kullanıcı seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki ben yine kendi hesabımı yazıyorum. Farklı bir hesabımı. Buraya giriş yaptığım hesap değil. Listeye ekle diyorum. Muratcan Safyürek Reels'ı ekledim. Şimdi arkadaşlar ben Muratcan Safyürek Reels'ın, bakın burada da bu işaretler seçili. Her fotoğrafını, her albümünü, her hikayesini, her videosunu, her Reels'ını, her gönderisini klonlamak istiyorum. Bu klonlamayı da nasıl yapıyorum? 600 saniye ve iki kullanıcı arası 60 saniye bekleme süresiyle, yani az önce bahsettiğim spamın önüne geçmek için. Bu noktada bu klonlamayı yaparken mesela bu adam her gönderisinde şunu yapıyor. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın deyip kendini etiketliyor. Yani Muratcan Safyürek Reels'e etiketliyor. Ama ben farklı bir sayfa açtım ve ondan bir nevi içerik araklıyorum. Ne yapacağım? Hemen buradan Muratcan Safyürek Reels yazan tüm açıklamaları para babası motivasyon olarak değiştir diyorum. Böyle bir fite girdim. Ya da mesela adam işte yani açıklamaya Muratcan Safyürek yazıyor. Onu atıyorum Fatih Ürek olarak değiştir diyorum. Yapay zekayı bağlarsanız bunu özelleştirebiliyorsunuz. Yani açıklamaları özgünleştirebiliyorsunuz. Mesela diyorum ki her açıklamanın önüne ben Murat diye bir yazı ekliyorum. Sonuna da Muratcan Safyürek YouTube kanalında detayları bulabilirsiniz diyorum mesela, bakın. Şimdi bunu yaptığımda zamanlayıcıyı çalıştır dediğimde klonlama başlayacak. Buradaki süreye dikkat ederek klonlama başlayacak ve tüm paylaşımlar yeniden yapılacak ve tüm Muratcan Safyürek yazıları şu şekilde değişecek. Muratcan Safyürek yazıları Fatih Ürek olarak değişecek. Tüm açıklama kısımlarına başına ben Murat ve sonuna bu eklenecek. Bunun dışında biraz daha mı özelleştirmek istiyorsun? Bak şimdi ben bunu durduracağım buradan. Fotoğraflara logo ekle. Yani paylaşılacak fotoğraflara logo ekleyebiliyorsun. Buradan bilgisayarımdan logo seçmek istiyorum deyip şöyle rastgele bu benim logom değildi. Bir şey ekleyebilirim, tamam mı? Şimdi bu logo ne olsun? Sol üstte olsun. Sağ üstte olsun, sol altta olsun gibi gibi buradan konumlarını da belirleyebilirim. Ayarlar kısmından logo paylaşan tüm fotoğraflar eklensin, tüm video kapaklarına eklensin. Bu ayarları da yaptıktan sonra kaydet dediğimde ayarlarım kaydedilmiş oluyor. Yani her yapılan yeni paylaşıma logo da eklenecek. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi ChatGPT'yi de buradan bağlıyorsunuz. Buradan bağladığınızda açıklama kısmındaki yazıları özgünleştiriyor. Yani değiştiriyor ve yeniden yazıyor. Ve yapay zeka olduğu için tabii ki insanlar bunu anlamıyor. Yani gerçek siz yazdığını zannediyor. Bunun gibi arkadaşlar. InstaClone da bu. Peki şimdi InstaClone ve InstaFly bunlar nereden alırsınız? Açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra InstaFly sayfası burası. InstaClone sayfası da burası arkadaşlar. Bunu satın aldığınızda şu şekilde lisans paneline geliyor arkadaşlar. Benim şu anda InstaClone'um da var, InstaFly'im de var. Bir de XFly diye bir şey var. O da yeni ismiyle X, alışamadım hala eski ismiyle. Twitter'da işlemleri otomatikleştiriyor ama bu başka bir videonun konusu, ilerleyen günlerde gelecek. Bu yüzden de kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretleyin ki bu XFly videosunu paylaştığımda onun da kaçırmayın arkadaşlar. Bunları buradan indiriyorsunuz. Şöyle tıkladığımda arkadaşlar bana burada bir lisans numarası veriyor. Ben bunu bilgisayarıma buradan indiriyorum. Kurulumu çok basit attım. Tak tak tıkladığında kuruyorsun. Ve şu lisansı yapıştırıyorsun. Senden lisans istiyor. Yapıştırdıktan sonra kullanabiliyorsun. O lisansı bir bilgisayara girdiğinde bir daha o yazılımı başka bilgisayara kuramıyorsun. Ama diyelim ki sen bilgisayar değiştirmek istiyorsun. Destek talebi oluşturuyorsun buradan. Destek talebi aç kısmından. Ve diyorsun ki ya ben işte lisansın değişmesini istiyorum. Yeni bilgisayar kullanacağım. Hemen lisansını sıfırlıyorlar. Bu sefer eski bilgisayarındaki oturumun iptal oluyor ama istediğin yeni bilgisayara ya da tekrardan eski bilgisayarına kurulumunu yapabiliyorsun. Yani böyle bir olay da var arkadaşlar. Böyle faydalı olsun diye, yani umarım sizler için faydalı olmuştur. Bilgilerimi paylaşmak istedim. Rehber amaçlı çektim bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.